Birden iştahım kaçtı nedense. Doğru aslında, ne fark eder ki? Ha aç karnına, ha tok karnına. Ama son bir arzunuz varsa menü burada. Oda servisinden isteyelim. Gülsüm'ün sevkiyatın yerini ve zamanını değiştirdiğini biliyorsundur umarım. İyi numara, çok iyi numara. İyi, sen bilirsin genco, benden söylemesin. Sonra ağlayıp dizine kapanacağın bir kral olmayacak, unutma. Seni çiğ çiğ yiyecek bütün leş kargaları. Niye yapsın ki Gülsüm böyle bir şey? Her şey tıkır tıkır planlanmışken, kamyonlar hazır, alıcılar hazır, sahte gümrük belgeleri hazır. Gülsüm Kürşat'ı kovmuş. Kovmuş mu? Ve parayı Kürşat'tan uzak tutmak için sevkiyatın detaylarını değiştirmiş. Durun tahmin edeyim. Yeni sevkiyatın detaylarını bir tek size söyledi, öyle değil mi? Aynen öyle. Nasıl bildim ama? İyi denemeydi. Çok iyi denemeydi. Ama artık karnım doydu. Yalan yiyecek hiç yer kalmadı. Yerinde olsam her zaman ilk önce sana yalan gibi görünene inanırdım Genco. Hele böyle her yanın gerçek yalanlarla doluyken. Bu durumda silah benim elimde olduğuna göre yeni detayları bana da söylemek zorunda kalıyorsun. Niye söyleyeyim ki? Nasılsa beni öldürmeyecek misin? Fazla acı çekmemek sizin elinizde. Önce bombayı durduracaksın. Belgin Hanım'ı rahat bırakacaksın. Ondan sonra istediğini al, beni öldür. Bütün para senin olsun. Bu teklif hiç hoşuma gitmedi. Siz en iyisi bana teslimatın yeni yerini söyleyin. Ben de sizi hemen öldüreyim. Belgin Hanım'a neler olacağını görmemiş olursunuz böylece. Nasıl? İyi teklif değil mi? Ben değilsem bile Tanrı bir gün senin cezanı verecek Genco. Bunu unutma. Bunu en azından siz göremeyeceksiniz. Bugünlerde Tanrı çok çabuk tutuyor elini nedense. Muhteşem gecede her şey yolunda gidiyor. Evet sevgili izleyiciler, o heyecanlı an, herkesin göğsünü kabartan an geldi. Az sonra İçişleri Bakanı Oğuz Koloğlu yeni mezunlara ve başarılı polislere plaketlerini takdim edecek. Bu gece sadece plaket alacak olan arkadaşlarımız değil, bütün emniyet görevlileri birer kahramandırlar. Eminim onlar da bu plaketleri bütün arkadaşları adına alacaklardır. Şimdi Sayın İçişleri Bakanımızı plaketleri takdim etmeleri için saygılarımla kürsüye davet ediyorum. Buyurun. Buyurun Sayın Bakanım. Memoli, çok heyecanlandım biliyor musun? Ben de. Merak etmeyin, çok uzun konuşmayacağım. Çünkü bu gece sizlerin gecesi. Müdahale edin. Tamam kardeşim, tamam. Şimdi bakarız. Beni arka kapıdan alın. Çantayı da hazırlayın. Geldi efendim. Buyurun. Havaalanına mı efendim? Hayır. Önce bir baloya uğramamız lazım. Affedersiniz efendim. Baloya mı dediniz? Gülsüm Hanım, iyice kelle olmadan biraz da iş konuşsak diyorum ha. Ne oruz ha? Yoksa sarhoş mu olmaya başladın ha? Bak sağa sola kusacaksan haber ver de önlem alalım. Bu kadar bana bir şey yapmaz.
Benim korkum seni çarpmasın. Maazallah sevkiyatı falan unutuverirsin. Sen hiç merak etme Rıza. Her şeyi unuturum ama onu asla unutmam. Şeytan diyor ki uç tepelerine bas kırtaklarına. Dur be, delenme. İbo, nerededir bu kamyonun anahtarı? Şurada üst katta bir oda var abi. Kapısında personel yazıyor. Personel, tamam. Şoförler kullanır odayı. Anahtarlar da odadır, silahlar da. Silahlar mı? Ağır silahlanmadan buradan çıkamayız abi. İbo doğru söylüyor Erkan. Baksana herifler ordu gibi. Peki nasıl gideceğiz oğlum oraya? Allah'ım iki yol var. Ya herkesin arasından geçeceğiz ya da... Ya da? Çok teşekkür ederim. Bu bizler için çok özel olan geceyi onurlandıran Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Ana! Sevgili meslektaşlarım. Ne oldu oğlum? Ananın ne işi var burada? Baba bana çabuk bir tokat at. Ne? Çabuk bana bir tokat at. Badem ısrar ediyorsun. O ne lan? Memoli delirdin mi evladım sen? Gene ne oluyor başka keçilerine? Baba yavaş ol, vur dedik öldürdün sen de ya. Yok abla, Cem ısrar etti onun için yani. Cem ne yapıyorsun oğlum sen? Ne yapıyorsun oğlum? Memoli siz ne yapıyorsunuz orada? Tören başlıyor şimdi. Hayır şef, çatalını düşürdü de işte haylaz çocuk. Bulamadın mı çatalını Cem? Oldum. Kim burada oğlum, söylesene. Oğlum o yenge Derya burada. Ne? Ne diyorsun ya? Derya kim oğlum? Oğlum duraktaki kız var ya, o burada lan. Ana hakikaten burada. Nereden çıktı? Kim o Memoli? Hiç kimse. Hiç kimse mi? Aa hiç kimse olur mu? O kız yani şuradaki kız Cem'in nişanlısı. Ne? Aa. He? Baba ayıp oluyor ya, ne yapıyorsun ya? Cem ne zaman nişanlandın, hiç haberimiz olmadı. Yok Belgin Hanım, o kız aslında Memoli'nin evet, şeyi. Evet ama kızın henüz bu durumdan haberi yok. Aa, ne? Ne? Memoli saplayacağım şimdi bunu senin kulağına. Bilmiyor mu? Olur mu Cem şöyle şey? Yalnız fazla üstüne gitmeyin şef. Niyeymiş o? Çünkü seven kalpler hassas olur. Değil mi Cem? Bir kez daha arttırmaktadır. Alo. Bir ihbarda bulunmak istiyorum. Bir bomba ihbarı. Evet, ismimi veremem. Beni dinleyin. Bana inanmak zorundasınız. Bu gece Hidiv kasrındaki polis balosuna bir bomba kondu. Bir saatten az bir süre içinde patlayacak. Ya bırakın şimdi benim ismimi, çabuk bir şeyler yapın. Fazla vaktiniz yok. Acele et biraz. Yeter artık, kurcalayıp durma şunu ya. Kapa çeneni. Bana bak abi, müze zırpırt ara veriyor, suylanacaklar. Hadi gel girip müzik yapalım. Ödül töreni bitsin. 2-3 şarkı daha çalıp vınlıyoruz ona göre. Abi şarkıcı kız da gelmiş zaten. İyi. Onlar söyler, kimse kaybolduğumuzu anlamaz böylece. Anlaştık mı? Baba sence bunun ne işi var burada? Ne bileyim oğlum, belki de seni çok beğendi, takip etti. Yapma ya. Kesin abayı yaktı oğlum sana. Bak bak, gözleriyle seni arıyor çevrede galiba. Başak. Nesi var bu ikilinin? Birinden saklanıyorlar ama anlayamadım. Kemal Başkomiserim. Efendim Zeynep. Bunlar hep böyle mi? Nasıl mı? Hiç normal halleri yok mu yani? Ben hiç görmedim vallahi. Sen gördün mü Başak? Yok, hiç görmedim. Aşk olsun şef. Sen de uyuyorsun ya bu köylü kızına. Şş baba, saklan. Bu tarafa bakıyor. Yüzünü sakla, bir şey yap. Niye ben yüzümü saklıyorum oğlum, onu anlayamadım. Olur mu baba? O seni şimdi herkesçi zannediyor. Hırsız zannediyor. Seni burada benim yanımda görürse ne diyeceğim ben? Nasıl açıklayacağım oğlum bunu ya? Ha. Yalanımız ortaya çıkacak. Şey deriz oğlum mesela. Mesela ben senin yakaladığın 1000. talihli suçluymuşum. Sen de beni mükafat olarak baloya getirmişsin. Dur dur dur. Ne konuşuyorsun? Saçmalama baba ya. Dur bakalım. Bütün olayın bir düzmece olduğunu anlarsa her şey biter, anlıyor musun? Bizi plaketini almak üzere buraya davet ediyorum. Derya Surak. Hoppala. Baba. Abi bu Cem'in nişanlısı değil mi? Evet öyle. Polismiş ya. Ne güzel kızmış. Tebrik ederim Cem. Karısı senin başına Memoli. Ne? Sağ olun. Ne oldu buna böyle? Bayıldı.
Ben size söyledim, seven kalpler hassas olur. Tebrik ederim. Teşekkürler. Kalk hadi kalk. Sizi unuttular herhalde. Çok sevindiniz bakıyorum hanımefendi. Baba ne yapacağız şimdi ya? Ne güzel oğlum işte, meslektaş çıktınız. Hem bak kız okul birincisiymiş. Cem bak bu kız çok akıllıya benziyor. İnşallah bir şeyler kaparsın da biz de rahat ederiz. Yok şef, durum bildiğin gibi değil. Yani yok, ben öyle şef, şey etmiyorum yani ben. Yok şef, durum tam da bildiğin gibi. Yakında istemeye de gideriz değil mi Belgin ablacığım? Tabii gideriz, neden olmasın? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.